Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. 10 sorudan oluşan mini bir tarih denemesi hazırladım. KPSS çalışanları, AYT çalışanları için faydalı olacağını düşünüyorum. İsterseniz birinci sorumuza başlayalım. Kültürel olarak Çin'den en çok etkilenen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Kültürel olarak Çin'den en çok etkilenen Türk devleti hangisidir? Bakalım şıklara. Avarlar, Göktürkler, Asyonları, Uygurlar ve Bulgarlar. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız D şıkkı Uygurlardır. Kültürel olarak Çin'den en çok etkilenen Türk devleti Uygurlardır. Özellikle Talas Savaşı'ndan sonra bir etkileşim halindeler. Kağıt ve matbaayı Çin'den almışlardı. Aynı zamanda Gök Tanrı inancını bırakıp Mani dinini benimsemeleri de bunu örnek olarak gösterilebilir. İkinci sorumuza devam edelim. Mısır'da ilk Türk İslam eserlerini ortaya koyan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Mısır'da ilk Türk İslam eserlerini ortaya koyan devlet. Bu soruyu şöyle de düşünebiliriz. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir şeklinde de yorumlayabiliriz. Gazneliler, Karahanlılar, Tolunoğulları, Akşitler ve Memlükler. Bakalım şıkta. Cevabımız ne, önce onu söyleyelim arkadaşlar. Cevabımız Tolunoğulları. Mısır'da ilk Türk İslam eserlerini ortaya koyan devlet Tolunoğullardır. Diğer şıklar, Gazneliler zaten nerede kuruluyor? Afganistan'da kuruluyor. Afganistan. Karahanlılar Orta Asya'da. Akşitler Tolunoğullarından sonra yine Mısır'da kuruldu. Memlükler de daha sonra yine Mısır'da kurulmuştu. Devam edelim 3. sorumuzla. Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede gelişmesinde hangisinin etkili olduğu söylenemez? Kısa sürede gelişmesinde Osmanlı Beyliği'nin etkili olduğu söylenemez. Bakalım hemen şıklara. A. Coğrafi konumu. Coğrafi konumu etkilemiş midir arkadaşlar? Tabii ki etkilemiştir. Özellikle Bizans'a yakın olması, zayıf olan Bizans'a yakın olması, diğer beylikler birbirleriyle didişirken Osmanlı Beyliği hiç enerjisini onlarla tüketmedi. Direkt Bizans'a saldırmıştı. Coğrafi konumu etkilemiştir. Söylenebilir. Adaletli bir politika izlemesi, adaletli hoşgörülü bir politika izlemesi yine kısa sürede gelişmesinde etkili olmuştur. Merkezi otoritesinin sağlam olması, tabii ki merkezi otoritesinin sağlam olması da olumlu bir durumdur. Etkili olmuştur. Anadolu beyliklerinin en güçlüsü olması bir kalsın. Gaza ve cihat politikası. Gaza ve cihat politikası da inanışla alakalı bir durum. Bu da kısa sürede gelişmesinde özellikle fetihlerde etkili olmuştur. D şıkkında Anadolu beyliklerinin en güçlüsü olması diyor. Yanlış bir bilgi arkadaşlar. En güçlüsü kimdi? Beyliklerin Karamanoğullarıydı. Osmanoğulları hatta en zayıf, en küçük beyliklerden birisiydi. Cevabımız D şıkkı olacak. Dördüncü sorumuza bakalım neymiş? Üçüncü Selim Nizami Cedid ordusunu oluştururken aşağıdaki ülkelerden hangisinden etkilenmişti? Direkt bilgi sorusu arkadaşlar. Üçüncü Selim Nizami Cedid ordusunu kurmuştu. Bu orduyu kurarken hangi ülkeden etkilenmiştir daha çok? Daha çok da değil yani. En çok hangi ülkeden etkilenmiştir? Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Prusya. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Fransa. Fransa'dan Nizam-ı Cedid ordusunu oluştururken Fransa'dan etkilenmiştir. Zaten şu şıklara bakarsak İtalya ve Prusya, Almanya arkadaşlar. Henüz o dönemde, o tarihlerde bunlar siyasi birliklerini zaten tamamlamamışlardı. Henüz piyasada yoklar yani. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Abdülmecit döneminde yaşanmıştır? Bakalım. Kuleli olayı, Çırağan baskını, 31 Mart isyanı. Hangisi Abdülmecit dönemi gelişmelerinden birisidir? Aşağıdan yukarı gidelim. 31 Mart isyanı neydi arkadaşlar? 31 Mart isyanı rejime yönelik ilk isyan. Değil mi? Rejime yönelik ilk isyan. Hangi dönemdeydi? 2. Abdülhamit döneminde. Abdülmecit değil. 2. Abdülhamit döneminde. Bu gitti. 3. şıkkımız gitti. Çırağan baskını neydi arkadaşlar? Çırağan baskını 2. Abdülhamid'in yerine 5. Murad'ı tahta geçirme girişimiydi. 2. Abdülhamid'in yerine 5. Murad'ı tahta geçirme girişimiydi. Kim tarafından? Ali Suavi tarafından. Sonuç ne oldu? Sonuç başarısız. Çırağan baskını da 2. Abdülhamid döneminde dedik. 5. Murad dönemi, 5. Murad'ı yeniden tahta çıkarma girişimi. Kuleli olayı neydi arkadaşlar? 1859 yılında Abdülmecid'i devirip Abdülaziz'i tahta geçirme girişimiydi. Abdülmecid tahta, onu devirip
Yerine Abdülaziz'i tahta geçirmeye çalışıyorlar. Sonuç yine başarısız. Birinci şıkkımız Kuleli olayı, Abdülmecid'i devirme girişimiydi. Yani Abdülmecid döneminde yaşanmıştır. Cevabımız yalnız bir olacak. Altıncı soruya geldik. Bakalım neymiş? Aşağıdaki gazetelerden hangisi Milli Mücadele karşıtı yayınlar yapmıştır? Milli Mücadele karşıtı yayınlar yapmıştır. Bakalım hemen. İrade-i Milli. İrade-i Milli Sivas Kongresi'nde çıkarıldı. Milli Mücadele yanlısı gazetelerden birisidir. Albayrak Erzurum'da çıkarıldı. Yine Milli Mücadele taraftarı gazetelerden birisidir. Güler Yüz bir kalsın. Vakit İkdam. Vakit ve İkdam da arkadaşlar Milli Mücadele yanlısı gazetelerdendir. Güler Yüz'ün ismine aldanmayın arkadaşlar. Güler Yüz Milli Mücadele karşıtı gazetelerden birisidir. Cevabımız C şıkkı olacak. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Teşkilat-ı Esasiye neydi arkadaşlar? Teşkilat-ı Esasiye yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası. Yıl kaç? 1921. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu aşağıdaki muharebelerden hangisinin sonucunda kabul edilmiştir? Hangisinin sonucundaydı arkadaşlar? Eskişehir Kütahya Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz 1. İnönü, Gediz Muharebeleri. Cevabımız ne olacak? 1. İnönü'den sonra arkadaşlar. Hatta kodlamıştık değil mi onu? 1. İnönü Savaşı'ndan sonra kabul edilenleri nasıl kodlamıştık? Milat şeklinde kodlamıştık. Kısaca bakalım isterseniz. M neydi? Moskova Anlaşması, İ İstiklal Marşı'nın kabulü, Londra Konferansı, Afganistan Dostluk Anlaşması ve Teşkilat-ı Esasiye'nin kabulüydü. Cevabımız 1. İnönü olacaktır. 8. soruya geldik. Bakalım neymiş? Azteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın şehit olduğu olay aşağıdakilerden hangisidir? Kubilay'ın şehit olduğu olay hangisidir arkadaşlar? Direkt bilgi sorusu. Birçoğunuzun bildiğine eminim. İzmir suikastı, Dersim isyanı, Menemen olayı, Nasturi isyanı ve Razgard olayı. Cevabımız ne arkadaşlar? Menemen olayıdır. 1930 yılında din elden gidiyor söylemleriyle çıkarılmış bir isyandır. Menemen olayında Mustafa Fehmi Kubilay Aztemen şehit olmuştu. Ve bu isyan kısa sürede bastırılmıştı Mustafa Kemal Atatürk döneminde. Devam edelim. 9. soruya geldik. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi gelişmelerinden değildir? Hangisi Atatürk dönemi gelişmelerinden değildir? Bakalım arkadaşlar. Dersim olayları. Dersim olayları ne zaman oldu arkadaşlar? 1937 yılında. Yani Atatürk döneminde. A şıkkı gitti. Şeyh Said isyanı ne zaman çıkmıştı? 1925 yılında. B şıkkı da gitti. İş Bankası'nın kurulması ne zaman kuruldu? İlk özel banka 1924. Bu da Atatürk dönemi. Milletler Cemiyeti'ne üye olunması. Ne zamanda arkadaşlar? 1932 yılında Milletler Cemiyeti'nde üye olduk. Köy enstitülerinin kurulması 1940 yılında İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde olmuştur. Yani Atatürk dönemindeki gelişmelerden biri değildir. Köy enstitülerinin kurulması. Ne zaman kapatılıyordu? Adnan Menderes döneminde 1950'de kapatılmıştı. 10. soruya geldik. Nutuk'ta aşağıdaki gelişmelerden hangisi yer almaz? 9. soruya benzeyen bir soru arkadaşlar. Yine kronoloji bilgisi gerektiren bir soru. Öncelikle Nutuk hangi yılları kapsıyor onu bilmemiz lazım. Nutuk 1919 ile 1927 yılları arasını kapsamaktadır. Bakalım Cumhuriyet'in ilanı 1923 gitti. Millet mekteplerinin açılması ne zamandı? 1929 yılında Harfi İnkılabı'ndan sonraydı. Cevabımız 27 yılından sonra olduğu için B şıkkı. Diğer şıkkı da bakalım isterseniz. Amasya Genelgesi 1919'dan sonra mı? Sonra 1919 Samsun'a çıktıktan sonrasını anlatıyor Mustafa Kemal Atatürk Nutuk'ta. Amasya Genelgesi Samsun'dan daha sonra yine 1919 diyelim. Saltanatın kaldırılması 1922 yılında. Tekke ve zaviyelerin kapatılması yine 1925 yılında. Yani cevabımız B şıkkı 1929 arkadaşlar.
10 sorumuzu bitirdik. Bu tip sorularda arkadaşlar aslında şu tarihleri bazı arkadaşlar için ezberlemek zor ama bu tarihleri bilmemizin birçok soruda faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah faydalı olmuştur.